Herkese selamlar, merhabalar. İsviçre'den Emrah kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çoluk çocuk nereye geldik? Hep merak etmiş olduğunuz mutfak alışverişi nasıl yapılıyor, kaç paraya tekabül ediyor, nedir ne değildir? Sizler bunları göreceksiniz. Şimdi içeri giriyoruz. Biz... Ne lan? Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, şimdi arabalarımızı aldık. Yalnız içeri girmeden önce ben size burada satılan balıkları göstereceğim. Balık satılıyor mu, satılmıyor mu diye soranlar olmuştu. Balıklar burada var. Levrek var. Efendime söyleyeyim, istavrit var, sardalya var ve çupra var. Fiyatlarını da şöyle size göstereyim. 5.99 çupra. Efendime söyleyeyim, burada palamut var. Kilosu 12.99. Levrek var, kilosu 8.99. Burada alabalıklar, istavritler falan var. Hepsi mevcut. Şimdi yavaş yavaş içeriye giriyoruz ve alışverişimize başlıyoruz. Ben size ilk başta aldığımız ürünlerin hepsini işte arabamıza atarken gösterecektim. Fakat bu çok fazla zamanımızı alacak. Çünkü gerçekten çok alışveriş yapmamız lazım. Evde hiçbir şey kalmadı. En iyisi biz alışverişimizi yaparken ben buraları size göstereyim. Daha sonra kasaya geldiğimizde aldığımız şeyleri ve fiyatlarını görün. Böyle daha iyi olacak. Hadi bakalım. Aslında biz burada hiçbir şeyden mahrum kalmıyoruz. Yani Türkiye'de var olup da burada olmayan bir şey yok denilecek kadar az. Bir elin beş parmağını geçmez. Çok fazla marka aynı üründen farklı farklı markalarda bulamayabiliyoruz. Belli başlı markalar var. Onları tercih ediyoruz. Ama sonuç olarak istediğimiz her şeyi Avrupa'da, Türkiye'de bulunan her şeyi Avrupa'da elde edebiliyoruz. Böyle bir durum. O yüzden benim için bence bu Türk bakkallarının, Türk marketlerinin var olması çok güzel bir şey. İyi ki düşünmüşler bizimkiler bunları. Bizim Türklerden bahsediyorum. İşimize geliyor. Gerçekten çok işimize geliyor. Yani sonuçta öyle bir durum söz konusu ki Türk markası olmayan mesela bir salam, bir sosis bunları dışarıdan almaya kalktığımızda sizin daha doğrusu size bilgi vermeden %10 domuz eti, domuz yağı, işte domuz ürünleri koyabiliyorlar. Böyle bir yasal yetkileri var. O yüzden biz Türk marketlerinden alışveriş yapmayı daha doğru buluyoruz. O yüzden buralara geliyoruz. Şimdi sizlerden en çok gelen sorulardan bir tanesi de şuydu: et fiyatları ne kadar? Şimdi ben size et fiyatlarını göstereceğim burada. Fiyatları büyük bir ihtimalle TL'ye çevireceksiniz ve bunun çok pahalı veya çok uygun olduğunu düşünebileceksiniz. Fakat buranın parasına göre düşünün arkadaşlar. Ben size hemen etleri göstereyim. Evet, şimdi geldik işin püf noktasına, kasaya. Şimdi aldıklarımızı teker teker geçireceğiz ve kaç para verdiğimizi siz de göreceksiniz. Müşteri kartı geçin. Aynen. Seyit Market. Seyit Market'in müşteri kartı. İşimize yarıyor. Poşet alalım şuradan hemen. Salam, sucuk, yağ, biber, dolma biber. Efendime söyleyeyim. Aklınıza gelebilecek her şey almışız yani. Çoğunlukla burada almış olduğumuz şeyler abur cubur işte. Çocukları mutlu etmenin derdindeyiz. Gördüğünüz gibi. Meyve sularımız. Sıra meyvelere geldi.
Burada. Verdi, verdik, evet. Aldım zaten. Elmamız. Kabak. Yine her zaman olduğu gibi çocuklar için. Yiyecekler, içecekler. Merak ediyorum Türkiye'de kaç para? Aşağıda yorumlara yazın bunları, ha. Merak ediyorum. Bak bunun büyüğü 2.99. Bunun büyüğü 2.99'muş. Alacak mı? Alıyor. Tamam, gerek yok. Küçük. Al bakalım. Şimdi burada peynirlerimiz, yoğurtlarımız. Nereden bulursam? Okey. Yılbaşına özel indirimler var. Aynen. Ve bizim de işimize geldi bu. Ve 80 euroyu geçince 8 euro hediye. Aynen. Kahvaltı. Aynen. Bak 80 euroyu geçince 8 euro da, ki geçmişiz. Kahvaltıya gidiyoruz. Bayağı geçmiş. Kahvaltıya gidiyoruz, kahvaltıya. Aynen. Ne yapıyorum? Neyi nasıl oldu? Ben onu göstereceğim. Dur, onu sana, evet, sana göstereceğim. Al bir tane bunu da. Bizde de cips var. 6.99'dan 5.60'a düşeydi. Ha, 6.90'dan 5.60'a mı düştü? Güzel. Nasıl? Bunları bir çektim, sana verecek bir tane. Hmm. Çocuklar için. Aç abi. Evet. Bu arada şu muhabbeti size söyleyeyim. Biz şimdi Almanya'dayız. Almanya'dan alışveriş yapıyoruz. Normalde İsviçre'de oturuyoruz ya. Burada alışveriş yaptıktan sonra burada bir doldurması gereken bir şeyler var. İşte bunları buradaki çalışanlar dolduruyor. Biz de çıkışta gümrüğe gidiyoruz. Bunu onaylatıyoruz. Ve bunun %19'unu mu geri alıyorduk biz? %7 ve %19'unu alıyoruz. %7'sini ve %19'unu geri alıyoruz. Nasıl geri alıyoruz? İster gelip buraya parasını alıyoruz, istersek de. Şimdi düştüğüm gibi. Alışveriş yapıp daha sonra oradan düşmesi gereken miktarı fiyattan düşüyorlar. Kaç para tuttu? 104 euro. Yok, TL. 104 TL. Hepsini aldık, 104 TL. Frank olarak ne yapıyordu? Frank da 130. 130 İsviçre frankı. Aynen. Benim bankam yanımda. Abla ödüyor artık. Yani bir önceki yemek videosunda da o ödedi. Millet diyor ki, sen hiç para ödemiyor musun? 80 euroyu geçtik diye 8 euroluk bize kahvaltı için. Kahvaltı da geçerli değil mi bu? Sadece kahvaltı için geçerli. Süper. Çok süper. Kahvaltıya gidip orada da bir video çekelim o zaman. Alışverişimiz bitti. Ben bunları 130 İsviçre frankı ödedik. Kalem için teşekkürler. Şimdi biz gidiyoruz. Şimdi bu 130 frankı ne kadarını geri alıyoruz burada? Şurada yazıyor galiba. 7.35. %7'si, %19'da 30 sent. Okey. 8 euro da bir geri. 8 euro zaten. Ya da sana geri veririz. Düşeriz. Bir dahaki alışveriş düşeriz. Aynen. Zaten 8 euro aldık. Aynen. Kahvaltı için. 8 euro da şimdi vergi olarak geri alacağız. Evet. 16. Sen yaşadın ya. Gerek mi? Bizden şimdilik bu kadar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Benim kardeşim. Çok sağ olsun. Çok yardımcı oluyor bize burada. Anne canlar, baba canlar, abla canlar. İsviçre'den herkese selamlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayın. Olmayın. Abi ne dedin ya? Canınız sağ olsun. Ha. Olmayın. Olmayın. Kanala abone olun. Abone olun. Abone olun. Instagram'dan takip edin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Abone olmayın abi ya. O ne demek, abone olmayın. Allah söyledi.